Kayseri'de alkollü olan bir sürücü kazaya sebep oldu. Alkollü şekilde araç kullanan minibüs sürücüsü aracıyla FM TV ekranlarından tanıdığınız Peygamberler Tarihi programının sunucusu Sadullah Vural hocamızın kardeşinin aracına alkolün de etkisiyle ışık ihlali yaparak çarptı. Kazada alkollü sürücüler hafif şekilde yaralanırken Sadullah hocamızın kardeşi Ahmet Emin Vural, eşi ve kayınbiraderi kazada ağır yaralandı. Kaza Aşık Seyran Caddesi Erciyes Kayseri yolu üzerindeki döner kavşakta meydana geldi. Develi'den Kayseri istikametine seyir halinde olan Ahmet Emin Vural kontrolündeki otomobile yeşil ışıkta geçerken Tomarza istikametinden ve alkollü olduğu öğrenilen araç sürücüsünün kırmızı ışıkta geçerek Ahmet Emin Vural idaresindeki araca şoför tarafından çarptı. Ardından kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine müdahale edildikten sonra otomobil sürücüsü Develi ilçesi Merkez Erciyes Camii Müezzin Kayyımı Ahmet Emin Vural aldığı ağır darbe neticesinde beyin travması geçirdi. Helikopter ambulans ile Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alındıktan sonra omuzunda, kaburgalarında, elmacık kemiğinde kırıklar, burnunda ağır kırıklar bulunan, beyninde ve akciğerinde de ezilmesi olan Vural'ın hayati riski hala devam etmekte ve yoğun bakımda gözetim altında tutulduğu söylendi. Eşi Tuğba Vural'ın ise kemiklerinde kırılma ve akciğerde hafif zedelenme var. Kazanın şokunu atlatması bekleniyor ve Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji yoğun bakımında gözaltında tutuluyor. Eşinin kardeşi olan Fatih Ergün ise mesanesindeki zedelenmelerden dolayı ameliyat oldu. Kalça kemiğinde ve bacaklarında da kırıklar olan Ergün, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde gözetim altında tutuluyor. Kazanın müsebbibi olan alkollü sürücü ve yanındaki arkadaşı kazadan herhangi bir yara almadan kurtuldular. Ayakta tedavi edildikten sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındılar. Gözaltıları devam ediyor. Hastanede yaşam mücadelesi veren Vural'ın abisi, aynı zamanda FM TV Peygamberler Tarihi sunucusu Sadullah Hoca da kendisini videoya aldı. Videoda yaptığı konuşmada yaşam mücadelesi veren kardeşi için seyircilerden özellikle dua beklediğini aktaran Sadullah Hoca, başka ailelerin harap olmaması için alkolün yasaklanmasını istedi. Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى آخره صدق الله العظيم. Alkolün insan bedenine, devamında insan ruhuna ve daha ötesinde topluma, aileye ne kadar zarar verdiğinin şu an o kadar farkındalığını yaşıyoruz ki, Kayseri'nin Develi ilçesinde imamlık yapan kardeşim Ahmet Emin Vural maalesef alkollü bir kişi tarafından trafik kazasıyla ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Şu anda dualarınıza çok ihtiyacımız var. Burada pulun, paranın, hiçbir şeyin kıymeti, değeri yok. Sadece sizlerin duasına ihtiyacımız var. Mevla Teala kardeşimi, gelinimizi ve kardeşimin kayını da aynı şekilde ağır durumda. Hepsinde de Şafii ismi şerifiyle şifalar versin inşallah. Mevla Teala bu alkolün vermiş olduğu zararı, yılda 3,5 milyon insanın alkol yüzünden öldüğü bir memlekette şu alkolün zararını iyi anlayabilmeyi, bu alkolden uzak kalmayı Rabbim cümle ümmeti Muhammed'e ikram eylesin. Evet sevgili izleyenler, Sadullah hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi ekranlardan tekrar iletmiş olalım. Ama alkol konusuna da değinmeden geçmeyelim sevgili izleyenler. Alkol konusunda ciddi bir şekilde FM TV ekranlarından programlarımızda, haberlerimizde devamlı uyarılar yapıyoruz. Alkolün yasaklanması ile alakalı bunu bir takım kimseler özgürlük olarak çekebilir. Veya işte özgürlük diye nitelendirip insanların kafasında sanki alkolü yasaklarsak özgürlüğü kısıtlamış gibi bir algı oluşturmaya çalışabilir. Ancak alkol kullanıldığı zaman benim özgürlüğüm kısıtlanıyor. Bakın bugün Sadullah hocamızın kardeşi hastanede ve hastanede olmasının sebebi alkollü bir kendini bilmezin ona çarp, yani kafası yokken, yerinde değilken, ne yaptığını bilmezken kardeşine çarpmış olduğu araba sonucunda kardeşi hastanede. Bugün Sadullah hocamızın kardeşi, yarın bizim kardeşimiz. Hayatımız tehdit altında. Sevgili izleyenler, hayatlarımız tehdit altında. Etrafımızda alkolün serbest olduğunu bildiğimiz her saniye, her dakika hayatlarımız tehdit altında ve tehdit olarak Yaşam tarzımıza şu anda tehdit olarak biz bunu algılamak durumundayız. Daha önce de söylemiştik, uçaklarda ve buna benzer özellikle toplum
Toplu alanlarda ciddi bir şekilde sıkıntı doğuruyor. Ailemizle, etrafımızla rahat bir şekilde yolculuğumuzu yapma durumunda sıkıntı çekiyoruz. Bütün toplu, özellikle toplum alanlarında yasaklanmasını buradan yetkililere bir kez daha söyleyelim. Çünkü alkolü yasaklama kesinlikle özgürlükle alakalı bir durum değil. Benim yaşam tarzıma bir müdahale varsa, benim kardeşim bugün kaza geçiriyorsa, benim kardeşim bugün o kendi bilmezlerin alkol almasından dolayı hastanedeyse eğer, o zaman benim hayatım tehdit altında demektir. O zaman benim özgürlüğümün olmadığı yerde demek ki özgürlük diye bir şey yoktur sevgili izleyenler. Bunu da tekrar tekrar söylemiş olalım. Tekrar yetkililerimize rica ediyoruz. Bu alkol konusuna kesinlikle bir düzenleme getirilmesi lazım. Allah razı olsun. Bazı düzenlemeler getiriliyor ama kökten çözüm lazım inşallah.